Değerli izleyiciler, ekoloji fuarı kapsamında düzenlemekte olduğumuz web seminerlerinden bir diğeri olan Avrupa'da organik tarımın tartışmalı girdilerini ortadan kaldırmaya yönelik araştırmaların ve uygulamaların yürütüldüğü proje bağlamında hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Bu proje Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 programı çerçevesinde Coventry Üniversitesi İngiltere'den liderliğinde 10 üniversite, 15 sivil toplum örgütü ve 12 ülkenin 8 Avrupa Birliği ve 4 birlik dışındaki ülkelerin dahil olduğu büyük bir proje. Birçoğumuzun bildiği gibi organik tarımda dünya üzerinde 190 yaklaşık ülkede organik tarım yapıldığını düşünürsek 100 civarındaki ülkede kendine özgü bir takım yasal düzenlemeler var ve bu yasal düzenlemeler hangi girdilerin topraktan işletmelerde yıkama veya hayvancılık işletmelerinde yem katkı maddeleri veya ürün işleme bunları sınırlayan veya uygulayıcıya yön veren yasal düzenlemeler. Ancak birçoğumuzun yine bildiği gibi bunlar oldukça dinamik. Ortaya çıkan çalışmaların sonuçlarına ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak bunlar sıklıkla revize ediliyor ve bazıları ve birçoğu zaman zaman yasaklanabiliyor. Yeni girenler çok daha az sayıda. Bu projenin amacı da halen Avrupa Birliği'nde hem toprak iyileştiriciler, hem bitki koruma ajanları, hem de hayvancılıkta halen izin verilen ancak organik camiada ve bilim camiasında tartışılan bazı girdilerin uygulanabilir alternatiflerini bulmak ve bunları sektörde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye'den de iki paydaş ortak var. Bunlardan bir tanesi Zeytincilik Araştırma Enstitüsü. Alev Hanım bugün grupta sizlere bilgi verecek. Diğer ortaksa Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği. Bizim katkımız da daha çok hayvancılıkla ilgili bazı surveyler, bilgi toplama ve bunların proje yürütücülerine aktarılması ve ortaya çıkan bütün aşamalardaki bilgilerin Türkiye'de paylaşılması. Bu çerçevede bugünkü toplantımız Temmuz'da yapmış olduğumuz birinciye bir toplantı. Konuşmacılarımızdan Sayın Muazzez Cömert, herkes kendini mutlaka tanıtacaktır. Bize hayvancılıkla ilgili bugün tartışılan konularda yine Ekosert'ten Sabri Mengen de bize bunun uygulamada kontrol ve sertifikasyonundaki süreçte neler yapıldığını anlatacak. İlk olarak ben konuya bu girdi kullanımı çerçevesinde Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan değişiklikler bizi nasıl etkileyecek? İki yönlü. Birincisi bizim üretimimizin büyük bir kısmı ihracatta gidiyor ve Avrupa Birliği ana pazar. Dolayısıyla orada bir değişiklik ortaya çıktığında bizdeki üretimi üreticiden itibaren etkileyecek. İkinci etki ise dolaylı belki etki. Bizdeki yasal düzenlemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı zaman zaman Avrupa'da meydana gelen değişiklikleri Türkiye'deki yasal sisteme uyarlıyor. Dolayısıyla böyle bir yasaklama olduğunda muhtemeldir ki bu yasaklar bize de yansıyacak. Ben ilk olarak halen organik tarımda geleneksel tarımdan gelen ve kullanımına izin verilen bakır, kükürt ve mineral yağlarla ilgili durum nedir, gelişmeler ne yönde kısaca bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bakırı ele alırsak, bugün bağcılık başta olmak üzere birçok meyve yetiştiriciliğinde yaygın kullanılan, mantar hastalıklara karşı çoğunlukla uygulanan
bakırlı preparatların birçoğuna organik tarımda izin veriliyor. Aslında bakıra baktığımızda bakır doğada var. Hatta insan vücudunda veya hayvanlarda da var. Ancak bakırın özelliklerinden bir tanesi bakırın bir ağır metal olması nedeniyle birikme özelliği var. Özellikle toprakta üst katmanlardaki organik madde, kil, kum gibi bileşenlere bağlanarak fazla uzaklaşmadan orada kalıyor ve birikiyor. Tartışmaya yol açan konulardan bir tanesi de işte bu bağlanma aşamasında topraktaki faydalı mikroorganizmalar üzerinde de olumsuz etkileri var. Ve bu olumsuz etkiler çoğunlukla hücre çeperinden girip bazı proteinlere bakırın bağlanması ve yapıyı bozması şeklinde. Avrupa'daki tartışmaları zaten esas tetikleyen başvuru Fransa'da INRA ve ITAP. ITAP organik bir sivil toplum örgütü. Avrupa Birliği'ne başvurarak 2018'de bakırın kullanımını sadece organikte değil tüm uygulamalarda yani konvansiyonelde de sınırlama getirilmesi yönünde bir başvuruları oldu. Bu başvuru süreci incelemeler, araştırmalarla 2019 yılında bir karara varıldı ve bu karar çerçevesinde sürenin uzatılması kararı çıktı. Yani halihazırda bakır kullanımına izin var ancak Sabri Bey belki daha detaylı bilgi verecek. Kısıtlamalar organik tarımda uygulamaya geçti. Dolayısıyla bakır bir yanda toprak mikroorganizmaları dedik. Diğer yanda da özellikle suda eriyebilir formları sucul ekosistemlere geçerek orada da bazı partiküllere bağlanıp bu etkileri birikme sonucu yaratabiliyor. Bakırın doğrudan kalıntı ve insan sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi bu yapılan çalışmalarda net yok. Ancak özellikle kullanıcıların yani örneğin bakırlı preparatı uygulayan çalışanların veya bakırlı iş ortamlarında çalışanların doğrudan insan sağlığı üzerinde de etkisi olabildiği yönünde sonuçlar var. Sonuç olarak bakır kullanımına izin son bir kere daha çıktı. Projede de bakırla ilgili alternatifler neler olabilir? Yine Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün koordinatörlüğünde Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü'nün de yaptığı ve diğer partnerlerin de yürüttüğü bazı çalışmalar var. Burada elde edilen sonuçlara dayalı alternatiflerin ve kullanım yerleriyle ilgili hem proje web sitesinde hem de ETO'da bazı bağlantılar da var. Bunlara erişmek ve sonucu almak mümkün. İkinci benim kısaca irdeleyeceğim konu kükürt. En sıcak tartışmalar bakırda, sonra mineral yağlarda. Kükürt bu açıdan daha sonra gelen bir preparat. Ancak bakırda da, pardon, kükürtte de daha çok insan sağlığı üzerine etkisi hava kirliliğinden biliyoruz. Kükürt dioksit formu yoluyla. Ancak burada doz önemli. Yani belirli bir dozu aştığı takdirde risk ortaya çıkabiliyor. Kükürdün özellikle uygulama dozununa bağlı olarak doğal düşmanlar üzerinde bir olumsuz etkisi olabildiği bilimsel olarak ortaya konmuş. Ancak bu uygulamalarda kullanılan aktif maddeyle doğrudan ilişkili. Örneğin hektara eğer 3 kilo kükürt kullanıyorsanız buradaki etki faydalıların %25'inden azını öldürüyor. Ama eğer 6 kilogramdan daha fazla kullanıyorsanız aktif madde olarak kükürdü, etkisi %75'e kadar çıkabiliyor. O nedenle zaten uygulamalarda
Her ne kadar zaman zaman dünkü seminerde de organikte gelinen nokta girdilerin kimyasaldan kimyasal olmayana geçişi şeklinde yürütülüyor gibi eleştiriler olsa da organik tarımda her kullanılan girdinin doğada nasıl etki yarattığı, insan sağlığı üzerine nasıl etki yarattığı çok yakından takip ediliyor ve bu süreç ona göre kararlaştırılıp ilgili yönetmeliklere de yansıtılıyor. Ben yine bu konuda örneğin çok bilinen bir örnek vermek istiyorum. Mesela yıllar önce tütün ekstraktı kullanılabiliyordu ve Türkiye tütün üreticisi bir ülke olarak bol miktarda tütünü suda bırakıp suyunu böcek öldürücü olarak kullanabiliyordu. Ama bu bir süre sonra yasaklandı çünkü faydalılar üzerinde de zararlı etkisi var. Dolayısıyla organikteki bu gelişmeler dediğim gibi bir çok yoğun izleme programları ve bunun akabinde de bilimsel çalışmalarla bir yanda bu zararlı etkiler varsa onu ortaya koyma ama diğer yanda da alternatiflerini uygulamada sıkıntı yaratmamak üzere araştırmayı hedefliyor. Diğer bir önemli tartışma konusu mineral yağlar. Tabii mineral yağlar dediğimizde özellikle kabuklu bitlere vesaireye karşı çoğunlukla kullanılıyor. Ancak buradaki yağlar açısından baktığımızda farklı fraksiyonların farklı sakıncaları olduğu görülüyor. Ancak genelde mineral yağlar da mercek altına alınmış durumda ve tek bulaşma kaynağı bitki koruma preparatları değil. Bunun yanında örneğin jüt kullanıyorsanız çuval, jüt eğer bu mineral yağlarla empregne edildiyse oradan da bir bulaşma çıkabiliyor. Veya matbaa mürekkebinden geri dönüştürülen kartonlardan farklı kaynaklardan ortaya çıkabiliyor. Şu an için organik tarımda da izinli olan mineral yağlarda veya genelde mineral yağlarda esas kritik olan polisiklik aromatik hidrokarbonlar, PAH diye bilinen ve farklı nedenlerle gıda maddelerinde de ortaya çıkan ve bir takım kısıtların olduğu PAH'lar aynı zamanda mineral yağlardan da gelebiliyor. Fakat bugün için mineral yağlar bitki koruma amaçlı kullanıldığında bunların içinde beyaz yağ olması nedeniyle herhangi bir PAH bulunmadığı yönünde raporlar var. Ancak biraz önce de belirttiğim gibi bütün bu konular halen izleme altında. Dolayısıyla bilimsel bir yanda gelişmelerin ışığı altında, öte yandan da ortaya çıkan etkilerinin izlenmesi sonucu bunlar hakkında karar verilecek. Ancak bizler bu konuda bilgiyi paylaşma sorumluluğunu almış gruplar olarak son anda bu yasaklandı deyip üreticiyi örneğin ortada bırakma değil, bu konuda hazırlıkların olduğu ve bu hazırlıklardan en uygun alternatifi de üreticilerin seçebileceği bir ortamı yaratmak istiyoruz. Bugünkü seminerin de amacı bu. Ben sözü Alev Hanım'a bırakmak istiyorum. Alev Hanım, siz kendinizi de önce lütfen bir tanıtın. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Benim kurumum Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü. Biz bu projeye Eto ile birlikte girdiğimiz için oldukça şanslı hissediyoruz kendimizi. Çünkü böyle bir projede yaygınlaştırma ayağında ve diğer teknik konularda
bu tecrübeyle birlikte çalışmak gerçekten mutluluk verici. Ayrıca bu imkanın verilmesi de ETO Derneği'nin ve İSFAŞ'ın imkanıyla oldu. Teşekkürlerimi sunuyorum. Zannediyorum organik tarım kendisini en çok eleştiren tarımsal sektörlerden, yönetimlerden bir tanesi. Sürekli dinamik bir yapıda ve dediğiniz gibi hocam bu tartışmalı girdiler konusunda derinlemesine araştırma çalışmalarının yapılması ve hazırlıklı olunması oldukça önemli. AB komisyonu bu çağrıları açtığında bizim kız kardeş olarak nitelediğimiz Organik Plus projesi yanında Relax projesini de destekledi. Yani şu anda organik tarım konusunda gerek Organik Plus projesi gerekse Relax projesi iki büyük ekip bu tartışmalı girdilere cevap verecek konularda alternatif girdiler üretme konusunda bilimsel çalışmalar yapıyor. Burada biz Türkiye olarak yönetim, toprak, bitki koruma ve yaygınlaştırma iş paketlerinde yer alıyoruz. İki kurum olarak. Tabii Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ve Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nü temsilen burada bulunuyorum. Geride büyük bir ekip var. Biz öncelikle çalışacak konular arasında zeytin ve sebzeler açısından bunların test edilmesi konusunda önceliğimizi belirledik. Zeytinde halkalı leke konusunda çalışıyoruz. Zeytinde halkalı lekede 11 ayrı ümit var, farklı materyali test ediyoruz. Bunlardan bazıları şu anda öne çıktı. Kontrollü koşullarda yapılan denemeler ve arazi denemeleri sonucunda 11 farklı alternatiften öne çıkan 3-4 materyal konusunda daha ileri araştırmalara gidilecek. Tabii özel sektörün bu konuya ilgisi dahilinde bunların piyasada üreticilerimize sunulması da çeşitli aşamaları geçtikten sonra mümkün olabileceğini umuyoruz. Yalnızca girdiler anlamında değil, Türkiye'deki çalışmalar aslında bir ön ıslah çalışmasının bir ayağı olan genetik kaynakların bazı özelliklerine göre taranması şeklinde de devam etti. Biz patlıcanda yaklaşık 70'e yakın yerel çeşidi ülkemizin çeşitli bölgelerinden toplamak suretiyle karakterizasyonlarını yaptık. Türkiye Gen Bankası'na bunu teslim ettik. Sebzelerde de özellikle denemelerimiz zeytinin budama atıklarını kullanmak suretiyle bitki besin maddesi ve malç materyali olarak kullanmak konusunda gelişti. Ayrıca yetiştirme ortamı olarak da biz zeytin atıklarını ipliksi forma dönüştürmek suretiyle yarıştırıyoruz diğer torf gibi materyallerle. Tartışmalı girdiler olarak biz toprak iş paketi altında ayrıntılara girecek olursak özellikle konvansiyonelden gelen hayvan gübresi üzerinde duruyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz gibi organik hayvancılığın belki de bu yan ürününden, gübreden faydalanmak konusunda küçük başlarda bazı sorunlar var. Bilindiği gibi antibiyotik kullanımı ile ilgili ve hayvanların bağırsak sisteminden gelen ve dışkılarına kadar geçen bazı istenmeyen maddeler olabildiğini biliyoruz. Bu nedenle konvansiyonelden gelen hayvan gübresine alternatifler konusunda çalışıyoruz.
Bunlar öncelikle vegan, organik çerçevesi altında özellikle tüketicilerin vegan yeme içme konusunda tercih yapmış tüketicilerin yedikleri ürünlerde, üretim noktasında bazı istekleri var. Buna cevap verecek Türkiye'de olmasa da bu farkındalıkta ve bu istekte bulunan tüketicilere cevap verecek vegan sistemle üretilen bazı ürünleri yetiştirirken ihtiyaç duyulan girdilerden vegan gübrelerle ilgili çalışılıyor. Bunda özellikle İngiltere, Almanya ve biz bir şeyler yapmaya çalıştık bazı küçük denemelerle. Birçok deneme söz konusu. Tabii bu bizim yönetmeliğimizde konvansiyonelden gelen hayvan gübresinin kullanımı uygun görülmüyor. Buna alternatiflerin sunulması da üreticilerimizi desteklemek açısından son derece önemli. Halen çeşitli çeşitli gruplarca zaten kullanılmakta olan tıbbi ve aromatik bitkilerden ya da çeşitli sebzelerden gelen ya da baklagillerden gelen bazı tozları bitki besin maddesi olarak kullanma konusunda, güvenli şekilde kullanma konusunda bazı çalışmalar yürütülüyor. Onun dışında ikinci tartışmalı girdi olarak incelediğimiz konu torf konusu. Torfta bildiğiniz üzere son derece değerli doğal bir materyal. Aslında insanların akıllarına ilk gelen torfun kullanımını neden tartışmalı bir girdi olarak gördüğümüz noktasında. Ancak torf turbalıklardan ve sulak alanlardan ya da bir kuşların zaman zaman konaklama yaptığı habitatlardan sökülmekte ve torbalanarak satışa sunulmakta. Dolayısıyla bir santim kalınlığındaki toprağın oluşması için geçen sürenin büyüklüğünü göz önüne alırsak torf kullanımının sürdürülebilir olmaması noktasında tartışmalı olduğunu görüyoruz. Biz torfa alternatif olarak Almanya'daki ortağımızla makine mühendisi ve kendisine ait patentli bir makinayla bunları budama atıklarını ya da bitkisel atıkları ipliksi forma dönüşmek suretiyle bazı su tutma kapasitesi gibi içerisindeki havalanma kapasitesi gibi çeşitli ayrıntıları incelemek suretiyle yarıştırıyoruz. Oldukça ümit var sonuçlarımız var saksı denemelerinde. Bunu aynı zamanda İspanya'daki ortaklarımız da tohum yetiştirme anlamında kullanıyorlar. Bir üçüncü konu plastik konusu. Plastik petrol ürünü ve içerisinde yapılan son araştırmalara göre fitalat barındırıyor ve bunun çeşitli formlarını barındırıyor. Dolayısıyla plastik kullanımı gerek organik yetiştiricilikte gerekse konvansiyonel yetiştiricilikte alternatiflere muhtaç. Bunu biz yetiştiricilikte malç olarak görüyoruz, fide fidanların yetiştirildiği tüpler olarak görüyoruz. Bir şekilde toprağa hatta yetiştirilen ürüne bu fitalatların kanserojen maddenin geçtiği konusunda tartışmalar söz konusu. Bu da bizim denemelerimizde alınan örneklerimizde izlenerek sonuçlar dahilinde, alternatiflerin başarısı dahilinde en az %50
etkili materyallere ulaşmak için çalışıyoruz. Benim çalışmalarla ilgili bahsetmek istediğim, özetlemek istediğim konular bu çerçevede hocam. Sorular dahilinde açabiliriz diye ümit ediyorum. Teşekkürler. Şimdi söz sırası Muazzez Hanım'da. Siz de lütfen kendinizi bir tanıtarak giriş yapar mısınız? Teşekkür ederim hocam. İsmim Muazzez Cömert Acar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zoo Teknik Bölümü'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da 2010 yılından beri Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği yönetim kurulunda bulunuyorum. Yani yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir organik hayvancılıkla ilgili Profesör Doktor Yılmaz Şeyhan Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Hem araştırma hem eğitim hem de proje anlamında diyebilirim. Bugün ben sizlerle işte bu proje kapsamında, Organik Plus projesi kapsamında yine tartışmalı girdi olarak bakılan en önemli konulardan birisi olan yem katkı maddeleri kavramına giren bazı bileşenlerle ilgili örnekleri paylaşmaya çalışacağım. Ciddi anlamda düşündüğümüzde organik hayvancılıkta kullanılan bu yem katkı maddeleri olarak izin verilenlerin bir listesi var. Aslında hani bununla ilgili çok sorunun yaşanmamış olması gerekir ama bu ciddi anlamda bir incelemeye girdiğimizde bunların içerisindeki bileşenlerin veya işte sadece şu izin verilir, bu izin verilmez şeklinde yapılan sıralamaların pratikte uygulamaya geçtiğinde o kadar başarılı olmadığını görüyoruz. Bu anlamda düşündüğümüzde de işte bu karışıklık özellikle organik hayvancılıkta ki özellikle hayvanların beslenmesinde enerjisini verdik, proteinini verdik ama işte vitamin olsun, diğer katkılar olsun. Bunların da veya işte antimikrobiyal dediğimiz ürünlerin özellikle depolama aşamasından sonra veya hasattan sonra yaşayabileceği bir takım sorunları engelleyici veya yine antiparaziter dediğimiz parazit ilaçlarının konvansiyonel olarak olan alopatik parazit ilaçlarının kullanılmamasına bağlı olarak yaşanan sorunların mutlaka organik hayvancılıkta da çözülmüş olması gerekiyor. Bu anlamda düşündüğümüzde organik hayvancılıkta tabii organik hayvancılığın ve organik tarımın kendi felsefesine uygun olarak kullanılan tüm preparatların veya yem katkı maddelerin özellikle insan ve hayvan sağlığında herhangi bir risk oluşturacak bir faktörü içermemesi bu anlamda da özelliklerin iyileştirilmiş veya çalışmalarla denenmiş olması gerekiyor. Bu anlamda da tabii organik hayvancılık bir takım sorunlar girdi aşamasında yaşamaya başlamış oluyor. Peki bu alternatif olan katkı maddeleri nelerdir diye bakarsak işte probiyotikler, mikroorganizmalar, prebiyotikler, organik asitler bunlar özellikle silaj yapımında veya beslenmede sinir florasını geliştirici. Yine koruyucu özelliklerinden antibakteriyel, antiparaziter veya antifungal özelliklerinden yararlandığımız esansiyel yağlar. Yine bunların bazı bitkilerin ekstrakları ve bunların karışımları bizim kullanacağımız alternatif katkı maddelerine örnek olarak verilebilir. Ancak organik hayvancılıkta biliyorsunuz ki kesinlikle bu kapsamda yem katkı maddesi olarak GDO içeren herhangi bir girdinin olmaması veya kesinlikle bulunmaması. Yani ürünün her içeriğinde veya kendisinde hiçbir şekilde bir GDO'lu ürünün olmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra yine antibiyotikler antimikrobiyal olarak kullanıldığı için yönetmeliklerde de zaten hani normal ulusal konvansiyonel tıradığımız ve hayvancılık dediğimiz yönetmeliklerde de verilmiştir. Bunların kullanımı zaten yasaklanmıştır. Yani organik hayvancılık olsun, konvansiyonel hayvancılık olsun antibiyotiklerin hayvanlarda yem katkı maddesi olarak kullanılması yasaklanmıştır. Şöyle ben hani konuya geçmeden önce antibiyotik kullanımı ne zaman başladı? Ve neden yasaklandı kısımlarını şöyle kısaca bir tarihçe vermek istiyorum. Belki hani akıllarda tutulması açısından. Özellikle 1940'lı yıllardan sonra üretim aşamalarında hayvanların hastalandıkları zamanlarda veya işte normalde performanslarla ilgili yapılan bir takım çalışmalarda yem katkı maddesi olarak antibiyotik kullanıldığında belirli dozlarda özellikle hayvanların büyüme oranlarında bir artış olduğu özellikle ölüm oranlarının azaldığı ve buna bağlı olarak hayvanların daha az yem tüketerek daha hızlı büyüdükleri sonucuna varılmıştır. Tabii bu sonucun etkisiyle hemen işte zaten biliyorsunuz bu yıllardan sonra hayvan besleme özellikle tavukçuluk sektöründe çok
hızlı bir gelişme oldu. Hayvan başına verimleri artırıldı. İşte hayvanların normaldeki kesim süreleri uzundu, bunlar kısaltıldı. İşte bu tür uygulamalarla ve yeşil devrim dediğimiz 80'li yıllardan sonraki yoğun üretimi, hayvansal üretimde de yoğun üretime geçilmesiyle antibiyotiklerin uzun vadede kullanıldıklarında insan sağlığında bir takım zararlı etkileri oluşturacağı, yine yem katkı maddesi olarak kullanıldığında bu kalıntıların insanlar tarafından tüketildiğinde onların doğal olarak bağışıklık sistemlerinde bir takım rahatsızlıklara, işte alerji faktörleri, obezite, özellikle genç yaşlarda veya çocuklarda etkilerin oluyor. Belirlenmesinin üzerine 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren herhangi bir tarımsal üretimde, yani hayvancılıkta ne olursa olsun, yem katkı maddesi olarak antibiyotiklerin kullanımı yasaklandı. Ama bunun dışında tabii ki biliyoruz ki antibiyotiksiz yaşam hani söz konusu değil. Mutlaka dışarıdan patojen bakterilerle karşı bir takım rahatsızlıklar hissedildiğinde insanlarda da olsun, hayvanlarda da olsun mutlaka antibiyotik kullanımına ihtiyaç var, belirli tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için. Bu anlamda da bu yasaklamayla birlikte sadece yem katkı maddesi olarak kullanımı yasaklandı. Ancak buna karşılık hastalık aşamasında eğer veteriner hekim tedavi olarak veriyor ise yine antibiyotiklerin kullanımına izin veriliyor. Bu organik hayvancılıkta da düşündüğümüzde sınırlı tarım, yani üreticiler belki ciddi anlamda düşündüklerinden çok bu tür rahatsızlıklarda antibiyotik kullanımı ile ilgili endişeleri oluyor. Kullanımları sınırlı. Yani hiç antibiyotik kullanamıyorsunuz. Tabii ki öncelikle alternatif tedavi yöntemlerinden yararlanmak gerekiyor ama sınırlı da olsa belirli sürelerde o antibiyotik tedavisi yapılabiliyor. Eğer siz o dozu aşarsınız veya tedaviyi aşarsanız hayvanlarınız organik hayvancılıktan çıkıp tekrar geçiş sürecine alınabiliyor. Şimdi burada biraz belki girdi olarak önerilen hangi vitaminler var, proje kapsamında neler işlendi, antiparazitler neler, antimikrobiyaller neler, bunlara kısaca değinmek gerekirse Avrupa Birliği yönetmeliğine baktığımızda özellikle 2018 yılında yapılan değişiklikle birlikte kullanılan, izin verilen vitaminlerin bir listesi daha da detaylandırıldı. Bu listede işte özellikle tek mideli hayvanlarda doğal vitaminlerle aynı sentetik vitaminin kullanılmasına izin verildi. Biliyorsunuz ki geviş getiren hayvanlarla tek mideli dediğimiz kanatlı hayvanları karşılaştırdığımızda ruminantlar kendi sindirim fizyolojilerine uygun olarak bazı vitaminleri sentezleyebilseler de tek mideli hayvanlar bu tür yetersizliklere daha hassas oldukları için organik hayvancılıkta da bunlar da aynı şekilde doğal vitaminlere eşdeğer sentetik vitaminlerin kullanılmasına izin verilmektedir. Yine ben başta da söylemiştim, bunların bir listesi var. Bu liste dahilinde yönetmelikte izin verilen, sentetik olsa da izin verilen vitaminlerden bahsedebiliyoruz. Peki bunları alternatif olacak vitaminler nelerdir? Yani sentetik olarak değil de doğal vitaminler nelerdir diye proje kapsamında incelendiğinde genel anlamda Akdeniz bölgesinde elde edilen bir takım ürünlerin, yan ürünlerinin hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak, doğal vitaminler olarak kullanılabileceği söylenebilir. Bu anlamda işte zeytinyağı endüstrisinin yan ürünleri, zeytin atık suyu, zeytin piresi, zeytin keki, zeytin yaprakları ve zeytin çekirdeği hem içerisindeki esansiyel yağ asidi profili dediğimiz profilin iyi olması hem de işte bazı vitaminler bakımından zengin olması nedeniyle belki önerilebilir. Ancak hangi yan ürün veya hangi hayvansal ürüne hangi katkı maddesi olarak kullanacak olan ürünü öneriyor ise mutlaka bunun hangi besin maddesi açısından zengin olduğu, işte mutlaka bir besin maddesi bakımından zenginken bir diğer açısından yetersiz olur. Yani kimisi işte yüksek enerjiye sahip, yani düşük protein içeriğine sahip olur. Bu anlamda kullanılacak ürünlerin mutlaka enerji değerlerinin, protein değerlerinin veya anti besleme faktörü dediğimiz bu tür faktörlerinin dikkate alınıp çalışmalarda veya hayvan beslemede kullanılmış olması gerekiyor. Yine ciddi anlamda düşündüğünüzde örneğin zeytinyağı endüstrisinden elde edilen bir takım yan ürünler doğal olarak kullanıldıklarında da belirli bir dozların altında kullanılmış olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki hani yüksek düzeyde yağ içeren rasyonlarda özellikle antioksidasyona bağlı olarak yine hayvanların sindirim fizyolojisinde yüksek yağ tüketimine bağlı olarak oluşacak bir takım olumsuzluklar bunların kullanımını
sınırlayabiliyor. Yine turunçgil yan ürünlerinin veya işte bir takım şarap endüstri yan ürünlerinin de yine hayvan beslemede doğal vitamin olarak kullanılması önerilebilir. Ancak bunların kullanımları sırasında da yine bir takım saklanmaları aşamasında bunlar yan ürün oldukları için kolay bozulabilir özelliklere sahip olduklarında mutlaka saklanmaları aşamasında veya hayvana sunum aşamasında da gerekli önlemlerin alınmış olması gerekiyor. Belki burada kullanılan vitaminlerle ilgili şunları da söylemek lazım. Doğal vitaminlerin antioksidan etkileri de vardır. Organik hayvancılıkta ciddi anlamda düşündüğümüzde sentetik dediğimiz antioksidanlar yem katkı maddesi olarak kesinlikle kullanılmamaktadır. Kullanılmadıkları için de bu şekilde yani antioksidanlar kullanılmadıkları için etin de raf ömrü özellikle hasattan sonra depolanmasındaki hayvansal ürünler biliyorsunuz kısa sürede bozulma özelliğine sahipler. Dolayısıyla da bu tür yapılan eklemelerle aslında doğal koruyucu dediğimiz bu tür koruyucularla da raf ömürlerini de uzatmış oluyoruz. Yani iki yönlü bir etki yaratmış oluyoruz diyebiliriz. Doğal parazitler konusuna gelince aslında bu kısım daha da sıkıntılı çünkü hani ciddi anlamda düşündüğümüzde antimikrobiyaller olsun, doğal vitaminler olsun mutlaka çalışmalar daha sık veya çok fazla yapılmıştır. Ancak doğal parazitlere yönelik çalışmalar oldukça sınırlı. Bu nedenle de zaten bizim proje sonuçlarımızda da öneriliyor. Bu konuda yapılacak olan çalışmaların artırılmış olması gerekiyor. Yönetmeliğe baktığımızda da yine yönetmelik kapsamında kesinlikle koruyucu hekimlikte olsun, normal hekim yani koruyucu hekimlikte de dahil olmak üzere kesinlikle sentetik olarak üretilmiş alopatik veteriner ilaçların kullanımı kesinlikle yasaklandığından özellikle antiparazit dediğimiz, alternatif antiparazit dediğimiz ilaçların organik hayvancılıkta bulunması oldukça zor. Belki burada çok kısaca şeyden de bahsetmek gerekebilir. Doğal parazitler nasıl olabilir veya ne tür çalışmalar yapılabilir diye düşünebiliriz. Aslında belki hani köylerimizde eskiden yapılan bir takım uygulamalarda işte dış parazitlerin veya iç parazitlerin tedavilerinde yapılan bir takım müdahaleler işte hayvanın yağla silinmesi gibi ne bileyim bir takım besinine katılan bazı bitkileri köylüler veya üreticiler biliyorlar onların hayvanlara verilmesi şeklinde bir takım çözümler oluşturulmuş kendiliğinden var ama akademik anlamda düşündüğümüzde bu tür çalışmaların hani ciddi anlamda yapılması ve eksikliklerin ortada olduğu bir gerçek. Bitkilere baktığımızda genelde bitkilerin içerisindeki fitokimyasal bileşiklerinin antiparaziter etki gösterdiklerini biliyoruz. Bunlardan hani birkaç tanesini ben örnek vereyim. Örneğin taninler, alkaloidler veya saponinler, fenolik bileşikler bunlara örnek verilebilir. Bitkilerin içerisinde bulunan bu bileşiklerin kendine özgü parazitlerine özgü, hangi parazite de özgü olduğuna çalışmak gerekiyor. Etkilerinin belirlenmesi ve çalışmaların yapılmış olması gerekiyor. Yine antimikrobiyaller konusu da önemli dedik. Antimikrobiyaller özellikle hayvanların sindirim florasındaki etkiyi yani sindirim sistemindeki floranın gelişmesinde özellikle etkiyi olumlu yönde geliştirecekleri için burada oluşacak herhangi bir patojen bakterilere karşı da etkili olacaklar. Ve dolayısıyla da yemden yararlanmayı iyileştirerek hem hayvanlarına günümüzde de COVID'de hep söyleniyor ya zaten işte sindirim sistemi floramızı iyi tutmalıyız. Dolayısıyla da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız şeklinde. Hayvanlarda da bu şekilde doğal antimikrobiyallerin kullanılmasıyla en azından bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi ve daha az hastalanmasının sağlanması önerilebilir. Yine yönetmeliğimizde koruyucu hekimlik için kesinlikle bunların kimyası olarak sentezlenmiş olanların kullanılması yasak ama zaten sunumun başında da söylemiştim. Eğer hayvanlar hastalanırsa belirli bir düzeye kadar belki Sabri Bey yönetmelik anlamında kontrol ve sertifikasyonu belki burada bize bahseder. Sınırlamalarda da olsa antibiyotiklerin kullanılmasına izin veriliyor. Yine çeşitli çalışmalarda bazı bitkilerin yan ürünlerinde bulunan bazı
biyoaktif bileşenlerin antibakteriyel veya antimikrobiyal etkinliğe sahip olduğu doğrulanmış. Bu anlamda düşündüğümüzde üzüm çekirdeği en çok çalışılan konular açısından söylenebilir. Bizim TÜBİTAK'larda da zaten bu konularda yapılmış çalışmalar var, son yıllarda yapılan çalışmalar. Üzüm çekirdeğinin özellikle kümes hayvanlarının beslenmesinde sindirim sistemindeki mikrobiyota dediğimiz buradaki faydalı bakterilerin geliştirmesinde veya çoğalmasında yararlı etkisinin olduğu ve kullanılmasının rasyonlara ilave edilmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bunun dışında proje kapsamında nar meyvesinin de bazı bakteriler üzerinde, özellikle E. coli başta olmak üzere bazı bakteriler üzerinde etkili olduğu, bu anlamda da yine hayvan beslemede doğal antimikrobiyal olarak kullanılabileceği söylenmiş. Tabii sonuç olarak yapılan bütün bu değerlendirmeler sonucunda henüz çok ciddi anlamda şunların kullanılması gerekir, bunların yapılması gerekir şekilde bir takım sonuçlar yok. Ama yem katkı üreten, yani yem katkı yapılan büyük firmalar bu anlamda bunların etkilerinin daha etkin olarak belirlenebileceği sabit bir takım içeriklerin belirlenmesiyle ilgili bir takım çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar içinde belki sonuçlar uzun vadede organik hayvancılıkta çözüm açısından belirli bir alternatif olarak karşımıza çıkacak. Ancak şimdi normalde akademik düzeyde yapılan çalışmalarda, özellikle burada antimikrobiyal etki açısından bitkisel yağlardan da bahsetmeden veya daha doğrusu uçucu yağlar diyelim, uçucu yağlardan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Ben uçucu yağların kullanımıyla ilgili çok fazla çalışmalar yapılıyor ama bunların etkilerine yönelik çok olumlu veya işte yetersiz bir takım çelişkili çalışma sonuçları var. İşte bu tür kısa vadede belki bu tür sorunları çözecek, işte uçucu yağ kullanıyorsanız bunları kapsüle mi edeceksiniz? Hangi hayvana, hangi ortamda sunacaksınız? Çünkü biliyorsunuz üretmek de önemli değil, rasyona ilavesi olsun, hayvana sunuş şekli olsun veya işte hayvanın depolama sırasında bile İzmir gibi bölgelerde özellikle yüksek sıcaklıkta zaten bunlar uçucu yağ oldukları için etkileri azalabiliyor. Yani siz verdiğiniz ama hayvanın önüne geldiğinde etkisi azalmış olabiliyor. Bu anlamda düşündüğünüzde bir takım işte çevre faktörü dediğimiz çiftlikten kaynaklanacak faktörler, yine yeme ilave ediliş şekli dediğimiz yemin işlenmesi aşamasında yapılacak olan faktörlerin dikkate alınıp hem antimikrobiyal olsun hem de antiparaziter olsun kullanımlarına yönelik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var. Ve inanıyorum ki kısa vadede de zaten hani özellikle takip ettiğim dergilerde olsun, yem katkı firmalarında olsun, bunlara yönelik çalışmaların, işte hatta simbiyotik besleme dediğimiz şu anda hem probiyotik ve hem prebiyotikin birlikte kullanarak, yani probiyotikleri besleyen prebiyotiklerin hayvan beslemede kullanılarak daha etkili sonuçlar alınacağına dönelik bir takım çalışmalar var. Bu anlamda bu projenin çıktılarının da uzun vadede bu tür çalışmaların yapılmasında özellikle bir öncü olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Söylemek istediklerim bunlardı. Sorular olursa yine. Tabii. Teşekkürler. Muazzez Hanım'ın dediği gibi veya Alev Hanım da benzer konuya değindi. Güncel politikalar arasında sıfır atık veya döngüsel ekonomi diyoruz. Dolayısıyla bir sektörden çıkan atığın başka bir yerde girdi olması veya bir ürün haline dönüşmesi önemli. Ancak bu aşamada tabii ki içeriklerin, örneğin bitkisel içeriği düşündüğünüzde çok stabil olmaması nedeniyle de yoğun çalışmaların uygulamaya aktarmadan önce yapılıp sonuçlarının netleşmesi gerekiyor. Ancak bu süreçte özellikle izleyiciler arasında dün de bir soru sorulmuştu. Organik tarımda, hayvancılıkta antibiyotik ve hormon kullanımı, Muazzez Hanım kısaca değindi ama ben çok netleşmediğini düşünüyorum. Sabri Bey, lütfen siz önce kendinizi tanıtıp bütün bu tartışılan girdilere ilişkin bizde uygulamadaki durum nedir? Yasal olarak hangisi ne şekilde ele alınıyor? O konuda bizleri bilgilendirirseniz seviniriz.
Ben de öncelikle teşekkür ederim hocam. Değerli panelistlere ve bizi takip eden katılımcılara da tekrar iyi günler diliyorum. Ben tartışmalı girdiler konusunda öncelikle organik tarım yönetmeliklerinde tarımsal girdilerin sınıflandırılması ve kontrol kuruluşlarının bu tarımsal girdilere yaklaşımı ve uygunluk değerlendirmelerinin nasıl yapıldığı ile ilgili olarak başlamak istiyorum. Tabii bunun sonucunda yönetmeliklerde sizin de bahsettiğiniz gibi birçok ülkenin kendi yönetmelikleri, resmi veya özel standartları dünyada oluşmaya başladı. Bu standartlar arasındaki bazı farklılıklar ve yönetmeliklerde sürekli revizyonlarla birlikte sadece yönetimsel olarak değil, kullanılan tarımsal girdilerde de değişiklikler, yenilikler, alternatiflerin ortaya çıkması, bazı standarttaki bazı tarımsal girdilerin yönetmeliklerden çıkartılması veya kullanımının kısıtlanması ile ilgili olarak konulara da değinmek istiyorum. Bir de son olarak belki sektörde de özellikle olarak problem yaratan farklı yönetmeliklerdeki tarımsal girdilerin farklı şekilde değerlendirilmesi konusuna da çok kısa olarak değinmek istiyorum. Öncelikle organik tarımsal tarım yönetmeliklerinde tarımsal ürünlerin üretilmesi sırasında bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılacak olan tarımsal girdiler ki bunlar işte gübre, toprak iyileştirici veya bitki koruma maddeleri olarak adlandırılabilir. Sadece bunlar değil, bunların dışında sizin de sunumunuzun başlangıcında söylediğiniz gibi yem katkıları, yem maddeleri artı organik gıdaların üretimi sırasında kullanılacak olan katkılar, işleme yardımcıları, taşıyıcılar da dahil olmak üzere yani toprakta tohum atılmasından işte rafta ürünün tüketiciye sunulmasına kadar ki o süreç içerisinde geçen tüm aşamalardaki organik ürün üretiminde kullanılması gereken girdilerin, katkı maddelerin, işleme yardımcılarının yönetmelikler tarafından düzenlenmiş olması. Burada şöyle diyebiliriz, bazı yönetmeliklerde pozitif listeyeceğimiz kullanımına izin verilmiş girdiler listelenmektedir. Yani bu Türk ve Avrupa Birliği yönetmeliğini örnek olarak verebiliriz. Burada bir ürünün, bitkisel veya hayvansal ürünün yetiştirilmesi sırasında üreticilerin, işleyicilerin, gıda üretimi yapan firmaların bu üretimi yaparken kullanılacak olan etkili maddelerin ve kullanım koşullarını listelemişlerdir. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde de kontrol ve sertifikasyon kuruluşları da etkili maddenin veya maddenin içeriğinin uygun olup olmadığını ve kullanım koşullarına bakarak organik tarımda kullanımının uygunluğunu değerlendirip onaylamaktadır. Bu pozitif list dediğimiz organik tarım yönetmeliklerinin dışında bir de ayrıca örneğin yine NOP yönetmeliğini, NOP standardını örnek olarak verebiliriz. Tersten gitmektedir NOP yönetmeliğinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin NOP, Nation Organic Program dedikleri NOP yönetmeliğinde biraz tersten gitmektedir. Onlar kullanılabilecek sentetik maddeleri 205-601 maddesinde kullanılacak sentetik maddeleri listelemişlerdir. İzinli sentetik maddeleri listelemişlerdir. Dolayısıyla geriye kalan sentetik maddeler zaten yasaklı durumda olmuştur. Aynı zamanda izin verilmeyen doğal maddeleri listelemişlerdir. Dolayısıyla geriye kalan doğal maddeler de izinli olmaktadır. Bir de ben bu konuda organik tarım yönetmeliklerinin ekleri ve kullanılabilecek girdilerle ilgili olarak yine Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetmeliği olan NOP'ta bir farklılık var. Bu belki bizim tartışmalı girdiler kısmı ile ilgili olarak biraz daha onları ön plana çıkartıyor. Avrupa Birliği'nde de bu tip yaklaşımlar var ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetmeliği şu şekilde ön plana çıkartıyor. Burada sadece etkili madde üzerinden değil NOP'ta bu maddeleri oluştururken ki üretilen maddelerde inert ve dolgu maddelerinin
İşte Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından yayınlanmış EPA liste, EPA 4A ve 4B'de geçmiş olması gerekiyor. Yani bir tarımsal üretimde kullanılacak bir girdiği üretirken içeriğinde sadece etkili maddenin uygun olmasına değil, içerisindeki dolgu inert bakterilerini oluşturan maddelerin de düşük toksisite yaratan ya da halk sağlığı ve çevreyi olumsuz etkilemeyeceği sonucuna varmak için yeterli bilgiye sahip oldukları maddeler olmasını istiyorlar. Dolayısıyla NOP'un belki diğer standartlara göre bir adım bu konuda bir adım daha önde. Yani çünkü diğer yönetmeliklerde şu an böyle bir düzenleme yok. Pestisitler olarak baktığınızda etkili maddesinin işte örneğin işte bakır, kükürt olması veya gübrelerle ilgili olarak da içeriğinin kontrolü yeterli olmakta. Kontrol kuruluşları da bu girdilerin değerlendirilmesini yaparken temel olarak yönetmelikte pozitif liste yer alıyor mu, yer almıyor mu veya kullanım koşulları, özel kullanım koşulları da var tabii bu yönetmeliklerde, eklerde. Özel kullanım koşulları sağlayıp sağlamadığına göre değerlendirme yapıyorlar. Burada bir üretici bir pratikte gidersek bir üretici bir girdiği kullanmak istediği zaman işte kontrol sertifikasyon kuruluşuna sunduğu plan organik sistem planı olarak genellikle adlandırılan planla üretim planıyla birlikte hangi girdileri kullanacağını sunduğunda burada kontrol ve sertifikasyon kuruluşu örneğin bir pestisit için işte etiket örneğini, içeriğini, etkili maddesini istemekte ve bunun üzerinden yönetmelikteki listelerden etkili maddenin uygunluğuna ve kullanım koşullarına uyup uymadığına bakmaktadır. Tabii buradaki ana problem zaten sizlerin de bahsettiği gibi bu tarımsal girdinin organik tarım yönetmeliğine iyi uygun olsa da bazen çevre sağlığı açısından işte insan, hayvan, toprak, su sağlığı açısından toksik etki yaratma riskinin yani ekolojide bazı sıkıntılar yaratma riskinin her zaman olması esasında diğer bir taraftan baktığımızda organik tarım yönetmeliği eklerde yer alan bu pestisitler, gübreler, toprak iyileştiriciler ya da işleme yardımcılarının direkt hemen kullanılmasını kabul ediyor şeklinde bir yaklaşımımız yok. Bunlar da bazı kullanım şartlarına bağlanmış durumda. Yani bitkisel üretimden örnek verdiğimizde mesela öncelikle hastalıklara ve zararlara dayanıklı tür çeşitin seçilmesi, işte uygun ekim nöbetinin yapılması, uygun toprak işleme yöntemlerinin uygulaması, öncelikle kültürel biyolojik bazı metotların uygulanması eğer bunlardan bir sonuç alınamazsa o zaman eklerde yer alan işte bakır, kükürt, işte mikrobiyal bazı gübreler, bunun dışındaki toprak iyileştiriciler, gübrelerin kullanılmasına dayanmaktadır. Esasında kontrol ve sertifikasyon gübreler için de örnek olarak verirsem yeşil baklagil ve derin köklü bitkilerin yetiştirilmesi, işte yeşil gübreleme dediğimiz esasında uygulamanın yapılmasını temel olarak öncelikle bunu istemektedir. Eğer bunlardan uygun bir sonuç alınamazsa belki doğaya da bir bakıma uygun olsa da yönetmeliğe zarar verebilecek maddelerin kullanılmasına izin vermektedir. Esasında yani şunu demek istiyorum. Otomatik olarak hemen bu etkili maddelerin kullanılması çok doğru bir yaklaşım değil. Kontrol ve sertifikasyon mantığı açısından. Burada tabii çeşitli örnekler verebilirsek sizin de bahsettiğiniz gibi bakırdaki işte toprak, sudaki ve üründeki birikim sebebiyle yaratabilecek toksik maddelerle ilgili olarak Avrupa Birliği'nde ve diğer yönetmeliklerde de bazı kısıtlamalara gidilmesi öngörülmüştür. Örneğin bakırda işte 6 kilogram böyle hektar net bakır 5 yıl boyunca ortalama olarak kullanılması şu anda 4 kilogram böyle hektar yani toplam 7 yılda 28 kilogram olacak ve ortalama da 4 kilogram hektara gelecek şekilde sınırlandırılması söz konusudur. Bunun da
Yine sizin dediğiniz gibi esasında sadece organik tarımla ilgili değil, konvansiyonel tarımda da yansımaları yer almaktadır. Bu bakımdan organik tarım belki diğer tarım teknikleri açısından da bir farkındalık yaratmaktadır toplumlar açısından. Aynı zamanda örnek olarak hayvansal gübre kullanımındaki azot oranının hesaplanması gibi yine bir azotla ilgili olarak toprakta birikme ve uygun olmayan bir birikme yaratacağından yine azot oranları yani hayvan gübresi kullanımı ile ilgili olarak organik veya konvansiyonel tarımdan gelen ama endüstriyel olmayan hayvan gübrelerinin kullanımında da bazı sınırlandırmalar vardır toprakta kirlenmeyi kirlenmenin olmaması için. Bununla birlikte yine başka bir örnek Alev Hanım'ın verdiği gibi torfta olduğu gibi aynı şekilde Leonardit'te de böyle bir şey var. Bir kısıtlama var esasında. Yani Leonardit kullanımı uygun fakat sadece madencilik faaliyetlerinin bir yan ürünü olarak elde edilen Leonardit uygun. Yani bu şu demek oluyor. Yani torfta olduğu gibi işte toprak katmanın yüzyıllar boyunca zor oluşması ve bunu bir anda yok etme doğaya bir tahribat verme gibi aynı zamanda sadece Leonardit için de bir madencilik faaliyetinin olmaması gerektiği yani doğayı çevreyi korumak için sadece madencilik faaliyeti yapılıyorsa onun bir yan ürünü olarak elde edilmesi doğayı çevreyi koruyucu bir faaliyet olarak ortaya çıkmakta. Bir de tabii etkili maddelerin uygunluğunun dışında bazı girdilerle ilgili olarak yönetmeliklerde çok iyi düzenleme olmasa da biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Bazı girdilerin üretirken üretim koşulları, metotları, teknolojileri de düzenlenmiştir. Örneğin deniz yosununda olduğu gibi deniz yosununun üretilmesi sırasındaki bazı teknolojiler uygunluğunun da değerlendirilmesi kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından istenmektedir. Yani özet olarak yönetmelikler birçok bu konularla ilgili olarak birçok değişiklikler yapılmaktadır. Bazı standartlardaki düzenlemeler bazı tarımsal girdilerin standarttan listeden çıkartılması veya alternatif bazı doğal maddelerin listeye eklenmesiyle ilgili olmaktadır. Esasında burada belki alternatifi oluşmaya başlamış bir doğal, daha düşük toksisite yaratan doğal bir maddenin geliştirilmesiyle birlikte bunun yönetmeli, organik tarım yönetmeline eklenmesi ve daha riskli olan bir girdinin yönetmelikten çıkartılmasıyla ilgili olarak çalışmalar vardır. Burada esasen Avrupa Birliği standardını baza aldığımızda tabii sizin de sunumunuzda bahsettiğiniz gibi örneğin bakırlı preparatlar bağcılıkta şu anda fungal hastalıklarda neredeyse organik tarım açısından pratikte düşündüğünüzde alternatifi olmayan bir girdi olarak görülmektedir. Dolayısıyla hem Avrupa Birliği üyesi ülkeler hem de onların ithalat yaptığı üçüncü ülkelerdeki bazı ürünlerin yetiştirilmesiyle ilgili olarak bazı girdilerin şu an için kullanımının yasaklanması değil ama işte bakırda olduğu gibi bazı sınırlandırmalar getirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu tabii organik tarım yönetmeliklerinde yani bir üretim yaparken bitki hastalık ve zararlıları tabii öncelikle göz önünde bulundurulmakta ve bu bitki hastalık ve zararlarına karşı nasıl mücadele edileceği hem kültürel, biyolojik önlemlerle hem de eklerde yer alan bu etkili maddelerle nasıl mücadele edileceği göz önüne alınmakta ve bazen zorunluluk olarak da karşımıza çıktığında listeden direkt çıkartmayı değil, işte sınırlandırmalar getirilmektedir. Belki ben başka bir noktaya da değinmek istiyorum. Esasında gözden kaçan bir nokta da tarımsal girdi yönetmelik açısından baktığınızda etkili madde uygun ve uygun koşullarda kullanılıyor. Ama bunun dışında esasında
organik tarım yönetmeliklerinde düzenlenmeyen bazı kontrol sertifikasyon kuruluşlarını veya OMRI veya FIBAL gibi bazı organizasyonların üzerinde daha çok durduğu bir tarımsal girdinin üretiminde kullanılan teknolojinin ve üretim girdinin çevreye karşı olumsuz etkisi olması riskinin belki göz önünde bulundurulmaması konusudur. Yani şu anda biz kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak bir pestisitin etkili maddesinin uygun olup olmadığına, yani bakırlı preparatsa örnek bakırdan veriyoruz. Bakır oksiklorür mü, bakır higroksit mi, işte bordo bulamacı mı, içeriği nedir? Bunlar üzerinden gidiyoruz. Fakat üretim teknolojisi olarak düşündüğümüzde bu tarımsal girdilerin üretim teknolojilerinin ve metotlarının uygun olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme kriteri yok. Zaten organik tarım yönetmelikleri de gıda üretimi yaparken, bitkisel ve hayvansal gıda üretimini yaparken kullanılacak maddelerin özellikleri ile ilgili olarak bir denetim öngörüyor. Bu konu birçok standartta sadece bazı kullanım koşulları veya üretim metotları bazı maddelerle ilgili olarak işte Leonardit veya deniz yosununda olduğu gibi bazı üretim teknolojinin uygunluğunun sadece değerlendirilmesini göz önünde bulunduruluyor. Ama genel olarak bununla ilgili bir şey yok, bir düzenleme yok. Sonuç olarak durum böyle olunca bu standartların sadece etkili maddeler üzerinden bir değerlendirme yapması göz önünde bulundurunca özellikle bazı Avrupa'daki kontrol ve sertifikasyon kuruluşları organik tarımda kullanılacak girdilerin değerlendirilmesi uygunluğuyla ilgili olarak kendi özel standartlarını oluşturmaya başladılar. Bu özel standartlarda işte kontrol ve sertifikasyon kuruluşları önlerine gelen tarımsal girdinin uygunluk değerlendirilmesini yapmakta ve bu değerlendirmeyi yaparken sadece ham maddenin organik tarıma uygun olup olmadığını değil, üretim teknolojisini, metotlarını, ham maddenin içeriğini değerlendirmekte ve zaman zaman bazen dokümanlar üzerinden gözden geçirme yapmakta ya da yerinde denetimlerle direkt uygunluk belgesi dediğimiz attestation ya da olarak pratikte geçen belgeler vermektedir. Benim çalıştığım firma EcoCert İmo Denetim ve Belgelendirme firması da yine bu şekilde kendi özel EcoCert Input standartına sahip bir firmadır. Özellikle bir örnek olarak verecek olursak kontrol sertifikasyon kuruluşları ile ilgili olarak yaklaşık 60 ülkede 8.000 tane tarımsal girdiye uygunluk belgesi düzenlemektedir ve bunu web sitesinde yayımlayarak üreticilerin esasında tarımsal girdilerin uygun olup olmadığına kolay bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaktadır. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının dışında biraz önce bahsettiğim OMRI ve FIBAL, OMRI yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Organik Madde İnceleme Enstitüsü'dür. Bu da bu organizasyon da NOP'a göre tarımsal üretimde veya işleme veya işlenmiş üründe kullanılacak maddelerin uygunluğunu de hem teknolojik üretim ve ham maddenin içeriği açısından inceler ve yine kendi web sitesinde bunları yayımlar. Zaman zaman bazı firmalar, üretici firmalar, tarımsal girdi üretici firmaları da OMRI'den başvurup OMRI'den bir belge alırlar ve bunu yayımlayarak daha hem pazarlama açısından hem de ürettikleri girdinin uygunluğu açısından bunu kullanacak olan üreticilere daha uygun bir ortam sağlamaktadır. Aynı şekilde yine Avrupa'daki Organik Tarım Araştırma Enstitüsü FIBAL'da yine OMRI gibi bazı girdilerin uygunluğunu, organik tarıma uygunluğunu değerlendirmektedir. Ben yönetmelikteki tabii etkili maddelerin tek tek incelenmesiyle ilgili kısma girmiyorum. Genel olarak bir çerçeve çizmeye çalıştım. Bir de vaktimi de verimli kullanmak açısından.
Bunların dışında, bu resmi yönetmeliklerin dışında bir iki konu daha var bahsetmek istediğim. Bir de tabii özel bazı standartlar var. Yani örneğin İsviçre'deki BioSwiss, işte Almanya'daki Demeter. Bu standartlar esasında Avrupa Birliği, Amerika'nın yönetmeliği, işte Japonya'nın JAS yönetmeliği, Brezilya, Çin, Kore'nin yönetmeliklerden hep bir adım daha önde olmak istemektedirler. Örneğin BioSwiss'te BioSwiss ve Demeter organik tarımda bir üst kategoride yer almakta gibi düşünebiliriz. Şu anlamda BioSwiss mesela bazı değerlendirmelerinde örneğin uygun olsa bile, tarımsal gübre uygun olsa bile azot ve fosfor değerlerinin belirli ölçülerde verilmesini istemektedir. Bitkisel üretim yetiştiriciliğinde toprak iyileştirme için mesela turba, torf kullanımı yasaktır. Yine bazı sentetik şelatlar, özellikle iz elementlerde kullanılan sentetik şelatlar ETA yasaklanmıştır. Yine bakırla ilgili olarak baktığınızda onlarda da 4 kilogram böyle hektara net bakır vardır ama mesela sert çekirdeklilerde 4 kilogramken yumuşak çekirdeklilerde bu 2 kilogram böyle hektara inmiştir BioSwiss'le ilgili olarak. Demeter'de de genel olarak 7 yılda kullanılacak bakır miktarını 3 kilogram böyle hektara düşürmüştür. Yani Avrupa Birliği'nin yönetmeni bir adım ötesine geçmiştir. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Bazı tartışmalı tarımsal girdiler dediğimizde ayrıca kullanımı açısından da pratikte üreticiler açısından soru işaretleri olan problemlere yer açan bazı girdiler de bulunmaktadır. Bunlardan örnek olarak mesela humik ve fülük asit Avrupa Birliği standartında şu an kullanıma uygunken maalesef yönetmelik güncellemeleri veya değişiklikleri tam olarak uygulanamadığı için veya bir girdiye bir ülke toksik olarak bakıp diğer ülke bakmadığı için farklılıklar yer almaktadır standartlarda. Örneğin humik ve fülük asit Avrupa Birliği standartında şu an kullanımı uygun olarak görülmektedir. Fakat şu an Türk yönetmeliğinde kullanımı uygun değildir. Bu da şöyle bir problem yaratmakta. Örneğin işte Türk yönetmeliğine göre Türkiye'de üretim yapan bir kayısı üreticisi bu yönetmeliğe bu girdiği kullandığında organik Türk yönetmeliği açısından organik tarımdan çıkmış olup Avrupa Birliği yönetmeliğinde devam ediyor şeklinde olmaktadır. Yine aynı şekilde bakır sülfat pentahidrat konusunda bakırlı preparatlar açısından önümüzdeki problemlerden birisidir. Yine Türk ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NOP yönetmeliğine uygundur fakat Avrupa Birliği yönetmeliğine uygun değildir. Dolayısıyla bakırlı preparatların kullanımı uygun şeklindeki bir görüşte gidip bakır sülfat pentahidrat etkili maddeyi kullanan bir üretici esasında Avrupa Birliği'ne uygun olmayan bir üretim tarzı yapmış olur. Yine diamonyum fosfat örneğindeki gibi Avrupa Birliği'ndeki tuzaklarda uygun ama Türk ve NOP yönetmeninde uygun olmaması. Ben Muazzez Hocam'ın da belirttiği hayvansal gübre konusu kullanımı da çok önemli. Şu açıdan şimdi hayvansal gübrelerin kullanımı ile ilgili olarak evet entansif üretimden elde edilenler yasak. Yani endüstriyel tarımdan gelmemiş olması gerekiyor. Fakat buna baktığınızda hem kontrol sertifikasyon kuruluşları hem yönetmelik hem de üreticiler açısından esasında organik tarım yönetmeliğinde bir gübrenin endüstriyel mi, entansif mi, ekstansif mi olması ile ilgili olarak kriterleri mevcut değil. Biz de bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşları olarak genel bu kriterleri hem Avrupa Birliği ile ilgili olarak hem Türk yönetmeliklerinde diğer atıfta bulunan yönetmeliklerle ilgili olarak bunları değerlendirebiliyoruz. Yani işte bir üretim sadece hayvan sayısına bağlı olarak değil, endüstriyel üretim olup olmadığı Avrupa Birliği kriterlerinde işte kendi yem üretiminin bir kısmını kendisinin yapıp yapmadığı
İşte hayvanların konvansiyonel üretimden bahsediyorum şu anda tabii. Konvansiyonel üretimden gelse bile kendi yem üretimini kendi yapıp yapmadığı çiftliğin hayvanların işte 24 saat boyunca kapalı, bağlı kalması veya işte daha serbest davranıp davranmadığı ile ilgili olarak bazı kriterler var. Dolayısıyla konvansiyonel endüstriyel olmayan konvansiyonel üretimden gelse bile bu kriterlerin esasında yönetmeliklerde özellikle organik tarım yönetmeliğinde belki daha net bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Ben bu şekilde özetlemek istiyorum anlatacaklarımı. Yine sorularınız olursa, soruları olursa yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim tekrar. Çok teşekkürler. Alev Hanım'ın dediği gibi belki organikçiler kendi içinde en çok eleştiriyi yapıyor. Bu çerçevede ben her zaman benim kişisel düşüncem şu. Standartlar, yani standart derken önce yasal düzenlemeler, yani şu an 103 ülkede var olduğu, bazısında uygulamada daha sorunlar var. Ama o 103 ülkedeki yasal düzenleme herhangi bir ürünün organik etiketli olarak pazara çıkışındaki minimum koşulları sağlıyor. Dolayısıyla bunun bir de arka planı var. Bu arka planında bir, bu yönetmeliklerin hazırlanışı sırasında ülkedeki veya diğer ülkelerde ortaya çıkan sonuçlar, çevre, ürün vesaire yönüyle olsun, bunlar değerlendiriliyor. Bunun yanında çok dinamik bir süreç, tekrar etmek gerekirse, mesela ben hatırlıyorum bakır düzeyi 9'du, 6'ya indi, şimdi 4'e indi Avrupa Birliği. Yani benim içinde olduğum süreçte önce sınırlama geldi, 9 oldu, 6 oldu, 4'e indi. Dolayısıyla bu süreç dinamik bir süreç ve bu süreçte ülkelerin kendi hassasiyetleri de etkili olabiliyor. Bu ister ürün, insan sağlığı, çevre vesaire olsun. Mesela benim çok dikkatimi çeken bir konu şu olmuştu. Hayvanların idrarının püskürtülmesi. Avrupa'da bazı ülkelerde serbest, bazı ülkelerde çevre açısından sakıncalı olduğu için yasaktı. Dolayısıyla her ülke kendi organik veya diğer standart veya yönetmelikleri yasal çerçeveyle de uygulamaları etkileyebiliyor. Bir diğer konu Sabri Bey'in bahsettiği, bununla yetinmeyip bir üst kademeye taşıyan özel standartlar da var. Mesela BioSwiss'te benim en çok hoşuma giden şeylerden biri de dediğin gibi ürün grupları bazında mesela azot, potasyum, fosfor ihtiyaçlarını belirlemiş olması ve dünyada tartışılan konulardan biri fosforun, fosfor kaynaklarının yetmeyeceği, 75-100 yıl deniyor. Mesela bir tek BioSwiss'te böyle bir sınırlama var. Veya hangi üründe GDO riskinin ortaya konduğu daha detaylı yaklaşımlar var. Dolayısıyla organik sürekli bilimsel girdiye ihtiyaç duyan, yine Alev'in söylediği gibi iki büyük Avrupa Birliği projesi var. Yani her birinde 25-30 ortaklı ve farklı ürünler çalışılıyor. Mesela mineral yağlar Relax'in ana konularından bir tanesi. Dolayısıyla oradan çıkacak sonuçlar uygulamayı etkileyecek. Ancak her zaman kolay mı? Mesela bir dönem 2013-14'lü yıllarda Brezilya kökenli bir portakal kabuğundan elde edilen ürünün çok iyi bir alternatif olduğu gibi bilgiler geldi. Ama sonra onun bir içerik maddesinin sakınca yarattığı ortaya çıktı ve tekrar geri adım atıldı. Yani dolayısıyla bu süreçte tabii ki üretici veya eğer sözleşmeli tarım yapıyorsa işleyici, ticareti yapan
bu işi takip ediyor ama en büyük görev de kontrol kuruluşlarına düşüyor. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına, çünkü aradaki süzgeci onlar oluşturuyor. Kendi biraz önce değindiğiniz kendi standartlarınızın veya değerlendirme uygunluk kriterlerinin olması veya bu kontrol sertifikasyon sırasında bunların net araştırılarak ortaya konması sonuçta hem ürün hem çevre hem de tüm dünya için daha iyi bir gelecek anlamına geliyor. Soru veya herhangi bir katkı var mı? Bana chatten gelen bir şey olmadı. Alev Hanım size var mı? Hayır hocam, yok. Sizlere? Yok hocam, bana yok da herhalde. Ben de yok. Ben sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Bu bir devam eden süreç. Dolayısıyla bilgi akışını hep birlikte ne kadar kullanıcı ayağındaki bizim paydaşlarımıza aktarabilirsek o kadar başarılı hem organik tarımı yürütmüş oluruz hem de sorunları minimize etmiş oluruz. Bu açıdan Ekoloji Fuarı ve İSFAŞ'a da ben ayrıca teşekkür ediyorum. Soru veya katkısı olan izleyicilerimiz olursa ETO'nun web sitesinde soru cevap olarak belirttiğimiz bir başlık var. Oraya yazabilirler. Orada her zaman bu sorulara veya katkılarınızı değerlendirecek ilgili arkadaşlara da yönlendirebiliriz. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepimizin daha çevre dostu, sağlıklı ürünler içinde olabildiği, organik tarımın daha yaygınlaştığı bir dünya diliyorum. Tekrar iyi günler.